Abdurrahman Dilipak, Barajın Altında Kalmak Gideceği yeri bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar fayda sağlamaz. Baraja Parti getirmedi. Getirenler koalisyonlardan kurtulmak için bu kuralı getirdiler. Akıllarınca yönetimde istikrar temsilde adalet sağlayacaklardı. Gerçekten de baraj çok yüksekti. Anayasa değişikliği yapılırken bu konuda gündeme gelecekti en azından. Bu konuda daha önce bir uzlaşı sağlanabilirdi ama olmadı. Şimdi şikayet ediyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurudan yola çıkarak bu konuda bir düzenlemeye gidip gitmeyeceği tartışılıyor. Usul tartışmaları yapılıyor. Konu esastan ele alınıyor verilecek kararın emsal oluşturması durumunda yeni bir içtihat oluşacak. Bireysel başvuru yoluyla yasa iptali gündeme gelebilecek. İlgili komisyon konuyu genel kurula gönderiyor. Burada bir belirsizlik söz konusu. Ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kimine göre iktidar bu konuda BDP ile anlaştı, kimine göre bu paralelcilerin işi. Herkes bir şey söylüyor. Eğer baraj kalkarsa AK Parti'den önce CHP ve MHP bu işten büyük zarar görür. AK Parti birinci parti çıkar, tek başına iktidar olur. Mecliste grubu olan partilerin sayısı bugünkünden daha fazla olmaz. Küçük partiler kendi aralarında seçim ittifakları kurabilirler. Şimdiden bu yönde çalışmalar var. Bu tür ortaklıklar sinerjiye değil, atomizasyon ve nötralizasyona sebep olur. Toplayın, çıkartın, çarpın, bölün, ne yaparsanız yapın muhalefete bu işten ekmek çıkmaz. Sadece kafa karışıklığına sebep olurlar. Sonuçta varacakları yer kendilerini mutlu etmeyecektir. Hatta bu işin niye yaptık diye hayıflanacaklardır ama son pişmanlık fayda vermez. Evet bu oran yüksek ve bu konunun yeniden gözden geçirilmesi gerek. Siyasi partiler yasası, seçim yasası yeniden düzenlenmeli. Seçim ittifakı olabilmeli ve bölgesel partiler kurulabilmeli, siyasi dernekler de. Ama bu bugünün sorunu değil. Seçimlerden hemen sonra önce anayasa değişikliği yapılmalı, ardından da başta siyasi partiler ve seçim yasası olmak üzere diğer tüm yasalar yeniden ele alınmalı. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ve statüsü de zaten bu süreçte ele alınacaktır. Bu tartışmaların odağında emeklilik vakti gelen bir başkanın yer alması da ayrı bir sorun. Bu tartışmanın kişiselleştirilmemesi gerek. Bunun kimseye faydası olmaz. Yarın AYM Başkanı'nın bir partiden aday olması durumunda bu tartışma kolaylıkla başka istikametlere çekilebilir. Onun için başkanın çok daha dikkatli davranması gerekir. Çünkü siyasilerin ne dedikleri kadar söylenen şeyin nasıl anlaşıldığı da o kadar önemlidir. Onun için bir açıklama yaparken efradına cami, ahyarına mani bir dil kullanmamaları ve özellikle de yargıçların yargıyı tartışma konusu yapacak ifade ve üsluplardan kaçınmaları gerekir. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Olağanüstü yetkiler, dar zamana sıkıştırılmış düzenlemeler çoğu kez beklenen faydayı vermediği gibi geri teper. Maksat gerçekleşmediği gibi süreç sahibine zarar verir. Böyle bir düzenleme CHP'nin işine yaramaz. MHP'nin de. Belki BDP'nin işine yarar. AK Parti zarar görmeyebilir. Hatta birçok partinin CHP ve MHP'den aldığı oylar milletvekiline dönüşmeyince Sonuçta en çok da AK Parti'nin işine yarayabilir. Cemaat de bu işten kazançlı çıkmaz. Birkaç milletvekiliyle yetinmek zorunda kalır. Özgül ağırlıklarını artırmak için ceplerine taş doldursalar da sonunda sosyolojik tabanlarının hacmi belli. Yani onlara bu işten ekmek çıkmaz. Sadece ortalığı karıştırmış, can sıkmış, bir tartışma başlatmış olurlar o kadar. Ama sonuçta bu tartışmalar AK Parti korkusuna dayandığı için AK Parti'den çok tartışmayı başlatanlara ve sürdürenlere zarar verecektir. Cemaat denen yapı kendini bu kadar çok tartışılır hale getirerek aslında kendine zarar verdiğinin farkında değil gibi sanki. Daha önce AYM bu konuda bir karar vermiş, şimdi aradan 10 yıl gibi bir süre geçince bu konuda yeni bir yargı kararı ve yasal düzenleme olmadığı halde bireysel başvuru hakkının kullanımı ile ilgili bir başvurulan yola çıkılarak yeni bir karar verilmesi söz konusu. Konu ahimde de görüşülüp karara bağlanmış. Şimdi AYM'nin nasıl bir karar vereceği bilinmiyor. Eğer oranı haksız bulursa, yeni bir oran belirleyemeyecek. Meclise yeni bir düzenleme yapması için bir süre verebilir. Ama yeni düzenleme bu seçim için geçerli olmaz, baraj kaldırılmış olur, o zaman da AYM kendini yasa koyucu yerine koymuş olur. Genel kurul başvuruyu usulden reddedebilir ya da esastan inceleyip, hahim gibi her ne kadar bu oran temsilde adalet açısından çok yüksekse de bu konuda karar yetkisi meclistedir diye bir kararda, verebilir. Anayasa değişip teşkilatı esasi ve yasalar, buna bağlı yönetmelik ve genelgeler, kanun hükmünde kararnameler yeniden gözden geçirilmeden bu tartışmalar bitmeyecek. Bürokrasi ve mevzuat ayağımızda bir pranga olarak kalacak. Bu durum ufkumuzu karartmaya devam edecek. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.